Tekrar karşınızdayım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çakmalar konusunu işleyeceğim. Bu konuda çok yazan çizen oldu. İşte hocam bunlara ne zaman geçeceğiz diye. Haklısınız. Artık yavaş yavaş bunları da öğrenmiş olduğumuz eserlere ne yapacağız? Tatbik edeceğiz. Yani uygulayacağız. Şimdi değerli arkadaşlar, neva teli üzerinde, yani re telinde, üçüncü tel, biz onu dört sesten kabul ettiğimiz için üçüncü tele re diyoruz. Bu arada yanlış anlaşılmasın, aslında la teli o. Fakat dört sesten çaldığımızdan dolayı ne yapıyoruz? O tele re teli diyoruz. Peki, şimdi bu re telinde re mi fa sol var. Re mi fa sol fa mi. Bunu çarpmaları burada bu notalar üzerinde yapmaya çalışacağız. İlk önce 0-1, sonra 1-2 ve 2-4 çarpmalar olacak. Parmaklar için söylüyorum, parmak numaraları için söylüyorum. Şimdi, re mi, re mi, re mi, re mi, mi fa, mi fa, mi fa, mi fa, fa sol, fa sol, fa sol, fa sol, mi fa, mi fa, mi fa, mi fa, re mi, re mi, re mi, re mi. Şimdi bunu nasıl uyguladığımıza bir bakalım. Şimdi, ilk önce re mi. Bunun üzerinde biraz fazlaca duracaksınız. Daha sonra mi fa, sonra fa sol 2-4 ile sonrasında sırayla bir sıraya koyup çalmanızı isteyeceğim. Şöyle ki. Re mi, re mi, re mi, re mi. Burada dikkat ederseniz mızrabım aşağıya yukarıya. Aşağı giderken çarpıyor, vuruyorum, çarpıyorum. Aşağıdan gelirken vuruyorum, çarpıyorum. Yani şu oluyor. Hangi parmağı çarpıyoruz? Bir numarayı çarpıyoruz. Bazı arkadaşlarımız yanlış alışkanlıklardan ötürü belki bunu yapmakta zorlanacaklar. Ama bunu alışmanızda fayda var. Mutlaka alışmanız lazım zaten. Dolayısıyla bu çalışmayı fazlaca yapmış olmanızı istiyorum arkadaşlar. Re mi, re mi, re mi, re mi, re çarp, re çarp, re çarp, re çarp gibi düşünebilirsiniz. Gibi hızlandıracaksınız daha sonrasında. Sonra mi fa yapacağız. Bir numarayı kapattım. İki numarayla yanına çarpıyorum. Fa'ya yani. Mi, fa. Gibi. Bunu da İyice çalıştınız, hızlandınız. Hatta bunlar için metronom kullanabilirsiniz. Uygulamasını telefonunuza indirin lütfen. Olmayanlar için söylüyorum.
Oradan normal 2-4 açabilirsiniz, 4-4'lük açabilirsiniz. Bunları bu şekilde uygulamaya çalışın arkadaşlar. Sonra metronomu devamlı ne yapın? Hızlandırın. Şimdi, sonra fa'da kaldık. Re, mi, fa dedik. Şimdi fa sol. İkiyi kapalı tutuyorum fa'da, sol'e çarpıyorum. Biraz zorlayabilir çünkü genelde dördüncü parmaklar biraz zayıf, o yüzden onu ne yapmanız gerek, bu çalışmalarla kuvvetlendirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi geldik tekrar başa, buradan şimdi ne oldu, fasol fasol yaptık, sonra geri dönerken mifa mifa olacak. Fa'yı hep ne yapıyoruz? Çarparak çıkartıyoruz. Mi'ler vuruyor. Üstten vuruyoruz, çarpıyoruz. Alttan vuruyoruz, çarpıyoruz. Bunu bazı arkadaşlarımız yanlış algılayabilir, algılamış olanlar da olabilir. Yani üstten üstten vurarak çarpmayı yapamazsınız çok fazla. Görüntüsü kötü, hem de çok fazla hızlanamazsınız. Böyle yaptığınızda daha rahat olur. Buna alışmanızı istiyorum arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? Re mi re mi, mi fa mi fa, fa sol fa sol. Re mi derken 0-1 yaptık. Re 0, boş tel. Mi'ye 1 ile devamlı çarpmış olduk. 1'i kapattık, yani mi'yi kapattık. Fa yanına 2 numarayla çarpmış oldu. Sonra fa'yı kapattık. 4 ile çarpmış olduk. Sonra geriye gittik. Geldiğimiz gibi geriye gittik. Şimdi yavaş yavaş bunun tekrar bir uygulamasını yapıp sonra bu 1-2-4 çalışmasıydı. Bir de 1-3-4 çalışması yapacağız. Şimdi 1-2-4'e devam ediyorum tekrar. Re mi, re mi, re mi, re mi, re mi, re mi. Re çarp, re çarp, re çarp, re çarp, üst çarp, alt çarp, üst çarp, alt çarp, üst çarp, alt çarp gibi de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Sırayla gidiyorum. Re mi çarpması. Mi fa. Fa sol. Gibi ne yapacaksınız? Bu 1-2-4'te bu çarpma çalışmasını mutlaka yapmanız lazım arkadaşlar. Gibi pasajlarda da ne yapacağız? Bunları o melodik yapılarda kullanmış olacağız. Şimdi değerli arkadaşlarım, yine re mi devam ediyor. 0-1. Buna çok çalışın bu arada. Burada
buradan mi, sonra fa natürel'e gitmiştik. Artık fa natürel yok, 2 yok yani. 3 ile fa diyeze gideceğiz. 1-3 çarpması. Üst çarp, alt çarp, üst çarp, alt çarp. Mi'ye vuruyoruz, fa'ya çarpıyoruz. Fa'nın sesi çarparak çıkıyor. Sonra fa diyez. Bu tabi fa diyez. 3 numarayla bastığımız. Fa diyez sol. Yan yana. Eğer fa sol olsaydı tam sesti. Yan yana olmaz. Ama fa diyez olunca ne yaptı? Tizleşti. Biraz daha sola yaklaştı. O zaman yarım ses oldu. Yarım seslerden nedir? Yan yanadır. 3-4'tür. Efendim 2-3'tür. 1-2'dir gibi. Şimdi fa diyez sol. Çarpması yani. Gibi. Bunu da ne yapıyoruz? Alıştırma yapmanız gerek. Bol bol çalmanız lazım. Evet. Şimdi ne yaptık? Tekrardan bir gösterelim. 0-1 yani re mi. Fa diyez. 1-3. Fa diyez sol. İçinde fazlaca çalışacaksınız. Mesela işte 0-1 çalışmasını fazlaca yapacaksınız. Sonra oradan 1-3 çalışmasına gideceksiniz. Çok fazla çalmanız gerekiyor. Alıştırın. Yani iki tarafın, iki elinde koordinasyonlarını tamamlamanız lazım. Yani birbirine koordinasyonlu gidecek. Biri birinden önce ya da sonra olmayacak. Dolayısıyla o zaman ne olur? Tökezlemeler başlar. Yani kopmalar olur. Bu kopmaları önlemek için bu iki eli de ne yapacaksınız? Alıştırmanız lazım. Bunun için de çok çalmak gerek arkadaşlar. Şimdi sırasıyla 1-0-1, 1-3, 3-4 çarpmalarını geriye giderek de yapacağım. Ve hızlandıracağım. Değerli dostlarım, kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederim. Beni tercih ettiğiniz için teşekkürler. Lütfen bildirim almak için bildirimlerinizi açın. Tavsiye etmeyi unutmayın. Ve lütfen bana yorumlarınızı, o değerli yorumlarınızı yazın. Bu arada şarkı isteyenler varsa, işte solfejin ve icrasını nasıl yaparız gibi ya da bunun hocam yapalım da biz de bir en azından öğrenmiş olalım dediğiniz şarkıları lütfen bana yorumlarda yazın. Onları da programa alalım. En güzel günler, en güzel yarınlar sizlerin olsun inşallah. Görüşmek üzere, hoşça kalın.